İnşallah bir daha yaparız. Yani şey canım, eğlence kısmını, düğün kısmını tabii ki değil. Allah da bir yastıkta kocasın inşallah. Tamam canım. Akif iyi dileklerini sunuyor. Zaten siz de balayına çıkıyormuşsunuz. Biz artık gidelim. Hadi. Oldu o zaman. Ben izin verirseniz biraz oğullarımla konuşmak istiyorum. Tabii isterseniz ben de... Yok, doğurduğu oğullarıyla demek istedi Akif. Yürü Akif, hadi Akif. Görüşmek üzere. Yürü, yürü. Ben de arabayı çağırayım bari. Doldur paket. Bu gece için hepinize çok teşekkür ederim. Bu geceki inceliğiniz, bu geceki misafirperverliğiniz her zaman kalbimde olacak. Bir şey yapmadık kendine. Yani sevdiysen ne güzel anne. Bir izin verin ben bir bitireyim. Kalbimde olacak derken ben kelimelerimi seçerek söylüyorum. Hiçbir zaman unutmayacağım da demek isterdim ama... Maalesef bu mümkün olmayacak. Ben bir süredir Doktor İbrahim'le görüşüyorum. Türlü tetkiklerden sonra benim Alzheimer olduğumu söyledi. Nasıl yani? Ne diyorsun anne sen? Ne zaman dedi bunu? Anne, emin miymiş doktor? Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Sorularınız var. Sorularınız var. Haklısınız, haklısınız. Ama ben zihnimi toplamışken ben önce bir bitireyim. Ben de çok zaman olmadı öğreneli. Saklayabildiğim kadar sizden saklayabilmek. Ve... size duygusal olarak yük olmamak istedim. Ama sonra düşündüm ki bu hepimiz için haksızlık. Yani bu bir hastalık. Ve biz koskocaman bir aileyiz. Ben bununla tek başıma baş etmek zorunda değilim. Öyle sanmayın ki hemen teslim olacağım falan. Elbette olmayacağım. Elbette olmayacağım. Zihnimi aktif tutmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Doktor bu iyileştirme çabasının içinde... günlük yaşantımı değiştirmemem konusu üzerinde çok ısrarla durdu. İşte o yüzden ben konağı bırakmak istemedim. Galip de o yüzden burada kalmayı kabul etti. Eğer seçme şansım olmuş olsaydı... tabii ki sizi yerinizden etmek istemezdim. Kadere bak ki sizinle geçireceğim uzun zamanında daha kaliteli geçirebilmenin yolu sizi kırmaktan geçti. Sen ne diyorsun sen anne? Diyorum ki uzun ve zorlu bir süreç bekliyor bize. Evet. Ben üzerime düşeni yapacağım. Sizi, bizi, ailemizi unutmamak için var gücümle savaşacağım. Gitmeden önce sizden ricam. Şu evden gitme konusunu bir kere daha düşünün. Ömrümün kalan sağlıklı kısmını... ömrüm boyunca emek verdiğim şu çatının altında... hep emek verdiğim siz kıymetlilerimle geçirmek istiyorum. Kararsın.
cebimde masalımın mutlu sonunu.